Az önce son videoyu kapattım. Şimdi aynı yerden videoyu açtım. Günaydın herkese. Bugün organik 2 laboratuvar finalim var saat 4.30'da. Yarın kuantum finalim var saat 9.30'da. Şimdi erkenden kalktım, kütüphaneye geçiyorum. Kütüphanede saat ortalama 2'ye kadar falan kuantum finaline bakmaya başlayacağım. Dün organik 2 laboratuvar finaline bir hayli çalıştım, özetlerimi yaptım. Saat 2-2.30'dan da sınav saatine kadar artık o finale bakacağım. Başka artık ihtimal yok. Çünkü yarınki finalim saat sabah 9.30'da. Ben şimdi otobüs bekliyorum. Sencer'in kahvaltısı. Adım ODTÜ. Ya işte akıllı olursanız, o akşam yemezseniz sabaha yersiniz böyle. Cansu, bir de şunu içerken bana zoom yapsana. Tamam. Ben zoom diyorsun ya. Tamam. Bölüme sınava geldim. 4.30'daydı. 4.30'daki sınavın olacağı sınıfta şu an sınav var ve sınav 16.25'te bitecek. Sen ne yapıyorsun? Yalancı gülüş. Sınava gireceğiz. Bu arada bir şeyler mi dedim benimle alakalı? Yok. Değil mi? Vallahi de. Vallahi. Tamam. Cansu'yla biraz tartıştık da dedim de videoya. İşte ayrıldık. Sen ayrıldın falan. Ben de videoya içerik çıksın diye. Başlığı atan. Sencer'le büyük tartışma. İpler kopuyor. Kütüphaneyi terk ettim. Saçlarım çok kötü duruyor. Neyse oldu. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Sınava geçiyorum herkese şimdi. Herkese dikkat edin. Görüşürüz. Herkese dikkat edin. Özür dilerim saçım için. Sınavdan çıktım. Biri beni şöyle karşıladı. Şimdi gösteriyorum. Ne bu hal? Arka fon müziği. Arka fon müziği mi? He bak gel bizi. Bizim bölümde şöyle bir sus. Bizim bölümde şöyle bir şey olduğuna karar verdim. Organik kısmı, bölümün organik kısmı acaba kim daha zor sorabilir en fazla diye bir yarış halinde. Hocalar mı daha zor sorabilir yoksa asistanlar mı? Bu da bitti. Yani fena değildi. Yüzü kızarmış. Evet, neden bilmiyorum. Neden söyleyeyim mi? İsticinin altına mı oturdun? Hayır, amfide en yukarı oturdum. Ha. En yukarısı en sıcak yer. İşte ısıtıcı var orada, üflüyor. Öyle mi? Bilmiyorum. Biz şimdi eve geçiyoruz, yemek yapacağız çünkü birlikte. Bitti final.
Yarın son finalime gireceğim. Kuantum. Ürküyorum. Ne oldu? Hadi gidelim. Sabah kim beni sınava uğurluyor evet. Okulda? Sabahın köründe sen kalk. Pazar günü saat sabahın 9'u. Çantam bile yok bakın. Şey var küçük bir tane bel çantası. Bilgisayar çantası. Ha işte o meşhur çanta falan diyormuşum. Trendyol'da arayıp bulamadığınız ama benim birazdan aşağıya linkleyeceğim. Kahvemi yaptım. Şimdi bölüme doğru geliyorum. Pazar günleri otobüs seferleri çok çok az. Hafta sonu genel olarak az. Evet. Gelmiyor. Ve hani bu okulda şu an neden pazar günü final var? Evet çok saçma. Acaba yasak da bildirsek bir şey yaparlar yani, mı? Bakın adım otluyor hala yiyorum bu arada. O, bundan bir önceki değil bir önceki videodaki adım otluyor hala yiyorum. Gerçekten. İşte 3 gündür değerlendiriyorum. Biz bölüme geldik. Ben artık... Dünkü videonda. Biz her güne yeni bir video demedik mi? Ya Enes Batur, NDNG ailesi. Her gün 18.00'da yeni video. Bak şurası Salih Hoca'nın da bu. Zoom atsana oraya. Hayır. Ne? Ne zoom? Konuşuyorum. Tamam zoom at. Ondan sonra konuşmaya devam et. Araya şimdi... sabah sabah güzel güldürüyorsun beni. Hadi şimdi... Oğlum. Bak konuşacağımı da unut. Zoom'la oğlum. Hayır. Ben böyle son birkaç formüle falan bakacağım iPad'imden. Sonra da şu kuantumun finaline ve aynı zamanda 3. sınıfımın 1. döneminin son finaline gireceğim. Bitiyor sonra ben tek başıma devam edeceğim. Bitse bu... de gitsek. Yolda. Biraz şey olmuş olabilir. Bitiremezsem şey yaparız. Bakar mısınız nasıl dağılmışım? Kahvem de bitti. Cans okulu bitiremezsem YKS ile tekrar girerim. Bir dur. Kuantumdan çıktım. Kuantum cidden başımın belası bir ders. İlk defa bir derste bu kadar çok zorlanıyorum. Üçüncü sınıfım yani ilk defa bir ders beni bu kadar zorladı. Hani geçer miyim kalır mıyım? Cidden meçhul bir ders. Ya tam kağıt dolduramadım. 60 puanlık kısmını doldurdum. 20 puanlık kısmını bomboş dolduramadım. Ya artık hani lanet okudum. Çıktım sonra sınavdan. Geçersem DC ile DD ile bir daha asla almayacağım bir ders. Ne kadar düşük verirsem vereyim yeter ki vereyim kafasındayım. Ama veremezsem de ya gerçekten bu sefer çalışarak iyi bir şeyle veririm. Hedefim bu olur. Finallerim bitti. Şaka gibi. Sadece salı günü 311 İngilizce 311'in 10 dakikalık bir interview var online. Ona evde gireceğim. Bitti finallerim ya. Şaka gibi geliyor. Peki bu beyefendi ne yapacak? Bu beyefendinin daha yolu uzun. Şimdi hareket haline geçecek ve belki de bizim seslerimiz duyulmayacak. Eve geçiyoruz. Şimdi eve geldim. Biraz böyle finaller zamanında dağılmış odamı süpürdüm, toparladım derken. Mail geldi. Kesinlikle bu reklam değildir bu arada. Altını çiziyorum. Öyle sponsorluk mu sponsorluk yok. Yemek sepetinden mail geldi. Birçok şeyde %50 indirim var diye. Önce poşeti göster. Havaya kaldır. Burada. Bu torbada her şey. Devasa bir alışveriş yaptım. Çünkü Nespresso makinesi kullananlarınız varsa kapsül fiyatlarını az çok biliyordur. Kapsül fiyatları inanılmaz artmış durumda. Ve bu tarz indirimlerden ciddi bir şekilde bunları yakalayabildiğimi fark ettim. Bakın mesela Davidoff'un ilk defa aldım. Normalde Trendyol'da falan fiyatları 120 değil mi? Daha fazla değil mi? Yani 150 lira falan hatta 160-170 lira Migros'ta falan. Migros'ta 180'di geçen. Migros'ta 180'miş. Ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz az önce? 75 liraya.
İçinden 10 tane çıkıyor. Şu şekilde. Aynısı mı? Değil. Şöyle ikisi farklı. Hatta bundan 2 tane aldım şöyle. Ve bundan 2 tane aldım. Yani Davidoff'lardan toplam 4 tane aldım. Tanesi 75 liraya. Her bir paketin içinde 10 tane kapsül var. Ve bunların hepsi Nespresso makinesine uyumlu. Sonra bunu anneme aldım. Annemin de şey makinesi var. Espresso. Ama şey, Nespresso gibi değil. Onun böyle hani şöyle takılan çıkarılan var ya. Kafelerdeki gibi. Onu da şu Moliendo bundan aldım. %50 indirimliydi yine. 80 lira mı neydi? Mesela şunları da göstermek istiyorum size. Bakın çeşit çeşit ne aldım. Bunlar ne kadar peki? Bunların internetteki fiyatı yine Davidoff'larla aynı ortalama. 150, 160, 170. 68 lira. 10 tane çıkıyor içinde. Yap olsun. Şunların güzelliğine bakın. Hepsinden aldım. Hepsi farklı. Şu en sert. Bunu bayağı almak istedim. İhtiyacım olduğu için bazen cidden. Ondan sonra %50 indirimli aldım. Bir tane alabiliyordum. Bir tane alma hakkı koymuşlar. Ya da son bir tanesini ben aldım. Onun yerine Bim'dek daha iyi. Niye aldın ki? Canım istedi, aldım. Yani Bim'dekiyle aynı tadı. Bim'deki, bunun gramajı ne mesela? Bunun 340. O ne kadar? 300 galiba. Daha fazla değil mi? 350 falan. Yok değil. Bir de bakın ne aldım. Yine %50 indirimliydi. Katkısız, koruyucusuz, şeker ilavesiz, kakaolu züberin fıstık ezmesini aldım. Bu da 80 lira. İnanılmaz iyi bir fiyat. Cidden züber ne yapıyor bilmiyorum ama 200-300 lira olmuş her şeyleri böyle. Bedava. %100 indirimden aldım. Al bunu sen ye. Hı-hı. Yakala. Ve şöyle... Bir tanesinde 2 tane var. Yiyecek mi? Hayır, yemeyeceğim. 10 tane oldu toplam. Bedava bunlardan. Böyle yemek sepetinde bazen %100 indirimler olabiliyor. Siparişlerinize ek. Bence şunlara bir bakın. Mükemmel bir alışveriş oldu. Şimdi ben gideceğim. Kahvaltı falan hazırlayacağım. Hatta bu videoda isterseniz Davidoff'ları çok merak ediyorum. Davidoff deneyebiliriz birlikte. Meramız kayıtta. Hepinize evet. Tekrardan merhaba. Karşınızda ben varım. Ders çalışıyoruz. Kahve ihtiyaçlarımız oluyor. Kahve içiyoruz. Bugün de zaten biraz önce Cansu size yemek sepetinden yapmış olduğu reklam değildir bu arada. Alışverişi anlatmıştı. Oradan şöyle kutuyu açtım ve iki tane kapsülü çıkarttım. Şöyle yakından göstermek gerekirse. Kapsüller çok farklı dizaynlı. Çok şık. Yani şey, normal kapsüller gibi değil. Böyle desenli mesela, çok şık. Şimdi kapsül hazır. Makinamızı da açtık. Makinamız ısınıyor şu an. Nespresso'muz. Satıyoruz. Başladık mı? Hı hı. Şu an ikinci adımdayız. Cansu'ya çektik. Cansu kahvesini yudumladı. Çok da hoşuna gitmiş. Güzelmiş. Şimdi evet. Sıra bende. Ben de alıyorum kapsülümü. Aynısı. Hiç kesmeden gelelim. Hop, açtık. Açtıktan sonra bu sefer atıyorum. Devirmeyelim. Devirmeden. Bravo. Aslında buraya bir şu almayı düşünüyorum. Organizer neyse işte. Organizer. Organizer. Koyduk. Sonuna kadar çekmeni istiyorum. Başlatıyorum. Yani bazen burada kahvenin dans ettiğini görüyorsunuz. Yani o şeyde dalgalanma olduğunu falan görüyorsunuz. Biraz yakınlaştırabilir miyiz? Zoom at demiştim. Kendin gel değil ama neyse. Bak, kahvenin dans edişini çek insanlara. At zoom'unu, at zoom, at zoom. Aşkım kalite zoom çok düşüyor. Düşsün. Evet, Sencer Bey analitik çalışıyor kahvesiyle birlikte. Şimdi ona bir ara öğün ayarladım. İyi arkadaşlar, benim de tabletim oldu artık.
Niye sen ne biçim? Benim tabletimi ona verdim birazcık kullansın şöyle, diye. Ya şimdi şöyle, niye aldım? Ya benim olmayan bir şeyi niye aldım? Çünkü niye biliyor musunuz? Bir sürü kağıt harcıyorum ya. Bir sürü böyle hani soru çözmek için kağıt harcıyorum. Dedim hani boşta tablet var, niye kağıt harcayalım? Yani. Hem daha pratik oluyor. Hani sil, yapıştır, direkt şöyle, oyna. Analitik çalışıyor. Burada da masa lambamız şarj oluyor akşam için. İki tane. Çok güzeldir. Link atabiliriz. Trendyol linki. Kakaolu fıstık ezmesi. O yüzden gelmiyor olabilir tadı. Bilmiyorum. Gelmiyor. Bakın ben de ne yapıyorum. Yatakta bir yandan edit yapmaya çalışıyorum. Bu akşama video yüklemek istiyorum. Final videoları devam ediyor. Günaydın. Dünyanın en gergin, en sinirli insanına merhaba deyin. Çünkü sınavı var. Sınavına geldik. Fizik bölümündeyiz. Analitik sınav. Biraz gergin ve hava çok soğuk, tipine bakın. Rüzgarlar esiyor, yağmur yağıyor. Neredeydin? P2. Fizikte girecek sınava. Kimya sınavına. Aldın? Korkudan gözüne bir şey olursa diye lens solüsyonunu aldım. Ya bir şey olmayacak ama bir şey olması için uğraşıyorsun kötüyü çağırarak. Hayır. Baksana son 3 dakika yemek yiyorum. Karnı guruldarsa diye. Hı hı. En çok korktum. Karnı guruldamazsa tuvalet. Şimdi de tuvalete gideceğim. Sence bir dakika falan kaldı sınavına. Çok bir şey yok. Nasıl gergin. İçeride bir toparlandım. Tencere de sınavına gönderdim. Şimdi bir kimya bölümüne geçeceğim. Ay. Bir kim var kim yok bakmak için tamamen. Bir ortalığı kolaçan edeyim. Make-up'lar başladı çünkü bizim bölümde. Sonrasında birlikte bir bilgisayara gidelim. Şöyle güzel bir kahve alalım. Bizi... Ne oluyor ya? Rüzgardan girdi birbirine her yerim. Şöyle bizi şöyle güzelce ayıltabilecek bir kahve alalım. Kendimize gelelim. Benim sınavlarım bitti artık. Anladı bunu tüm dünya. Çünkü bağırıyorum sürekli özgürüm özgürüm diye. Bugün saat 1:10 geçe İngilizce 311 dersinin son interview'una gireceğim. 10 dakika sürecek. Ben de bu esnada Sencer sınavdayken o interview'a çalışacağım. Sonrasında tamamen ama tamamen yapmam gereken hiçbir şey kalmamış olacak. 10 dakikalık bir final interview diye geçiyor. Onu da bitirdiğim zaman bu iş tamamdır. Geldik şimdi bölüme. Bir etrafa bakalım birlikte. Sonrasında da bilgisayara geçelim. Kahvemizi alalım. Gerçekten sınavsızlığın tadını çıkarttım şu son 2 gün falan. Bugün günlerden salı, ben en son sizi pazar günü bırakmıştım videoda. Sadece yattım. Sadece yattım. Tabii Sencer ders çalıştı hep. Geldik bölüme. Her yer bomboş arkadaşlar ve şu an Kavut'ta da Sencer'in şu an fizikte girdiği sınavın bir diğer ekibi var. İşte bunu seviyorum. Finallerden sonraki o boşluk. Bomboş. Abi videodasın. Ne işin var burada? Sunumum var. Evde niye sunum çalışmıyorsun da bölüme geldin? Birazdan sunumum var. Yüz yüze. Nasıl ya? Ben unutmuşum 211'in sunumlarının hala yüz yüze olduğunu. Benim de bugün 311 var online. Çok iyi. 10 dakika. Ama ben valla bilmiyorum ya. Çok stres oldum. Saat kaçta? Nerede? MM'de mi? 11.45 MM'de. Ya kıyamam. Bir de ama... İnsanları izliyorsun. Orada bir liste var. O listeye göre çıkıyorsunuz. Sunumlarınızı yapıyorsunuz. Bir kere ara veriyorlar. Bir kere 15 dakikalık ara veriyorlar. Bir kere 15 dakikalık ara veriyorlar. Sonra kaldığın yerden devam ediyorsun ve herkesi dinlemek zorundasın.
E kendinkini bitirdiğinde çıkayım yok. Ya da önce ben yapabilir miyim, gönüllüyüm demek yok. Listeye bu göre. Liste neye göre peki? Kapıda asılı liste. Ne aa, o yani. Slot reservation ile ilgili. Kim önce rezervasyon yaptı? Üçüncü sıradayım. Üçüncü sıradasın. Yes. Güzel. Ben de tam böyle 15 dakikalık araya çıkmadan önceki son kişiydim. Nasıl rahatladım, bitti gitti, araya böyle rahat rahat çıkıyorum falan. Abi ben var ya artık kendine çok stresliyim ama geçsin gitsin ya. Nasıl peki topladığın puanlar? İyi mi? 5 puan altı, 5 puan kırıldı totalde. Çok iyi. Sunum kaç üzerinden? 30 tuttu. 25 almam lazım AA için. Benim AA biliyor musun 211? Ne? Son sunum kaçtı sonra sayıp? 19. Nasıl oluyor? Hemen anlatıyorum. Şöyleydi. Anlamadığım bir şekilde bizim tüm instructor'lar çok düşük verdi. 20 üstünden verir gibi. Hani o kadar düşük verdi ki herkes, biz konuşuyoruz grupta hani kaç aldınız? 10. Kaç aldınız? 5. Oha. 30 üstünden. Sonra öyle olunca büyük ihtimalle geçen sene 211'i bizim dönemde katalogdan çıkarttılar. Ha. Bir de bizim hoca, benim canım, Kalp hocam. Ha, instructorlar beni çok tedirgin ediyor. İki kişi. Evet. Genelde iki kadın oluyor. Zaten erkek hoca var mı? İngilizce bölümünde erkek kabul etmiyorlar. Feminist bölüm. Yani tartışılır. Sınav ya. Benim de 1.10 geçe, 311 eve geçeceğim. Sence'nin analitik sınavı var. Hmm. Ona bıraktım. Hala geliyorum bölüme. Sınavlarım bitti. Hala geliyorum. Vallahi bro. Ufak bir sunum yapacak şimdi Ayberk hepimizi. Prova. Fascinating to be able to know those facts. We are able to know which civilization did what. We know those facts thanks to archaeology. Archaeology is very large science branch. As stated in MO4 and Ubu's article, the upper layers represent the newest layers, whereas the lower layers represent the oldest layers. So as the time passes, the layers are just... Evet, Cyberg'den ayrıldım şimdi. Bilgisayara gidelim, kahvemizi alalım. Sonra fiziğe geri döneceğim. Bir şeyin var mı? Yok. Devam. Hava buz gibi ya. Kar da yağmadı. Artık yağsa mı şu kar? Bu arada Sencer'in yarın da iki tane sınavı var. Büyük ihtimalle az sonra, yani sınavdan çıktıktan sonra eve geçeriz. Böyle olası interview'da karşıma çıkabilecek sorulara cevap hazırlıyorum. Hazırlıklı olabilmek için. Hallettiğim gibi az sonra Sencer'de çıkar gibi 2 saat olmak üzere. Hatta her an çıkabilir. Ben de bir yandan devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bayağı böyle bir şey hazırladım. Bana yardımcı olacağını düşündüm. Son bir kez rötuş yaparım zaten. Olası sorular ve benim vermem gereken olası cevaplar. Tahminimce sınav süresi 2 saat. Son 2 dakika kaldı sınavının bitmesine. Şimdi sınıfın önüne gideyim, orada bekleyeyim.
artık bitsin şu sınavlar. Gerçekten acı veriyor. Evet, birisi daha sınavdan çıktı. Sınıftan çıktı. Tüm sınav boyunca sınıftaydı herhalde. Hoş kaşınıyor yavrum. Ekim. Dokümanlar burada. Şimdi yerime bakacağım, linke bakacağım. Slot 21'deymişim. Bekliyorum şimdi. Çıktım şimdi. Şimdi size bir tane telefonumdan çektiğim şeyi göstereceğim, ekleyeceğim. Saat 1'i 10 geçe olması gerekiyordu. 1'i 13 geçeye kadar giremedim. Hani sürekli şey diyor işte, instructorlara, toplantı sahiplerine bildirim gidiyor. Bekleyin, bekleyin. Dedim herhalde bir sorun var. Ya ben yanlış linke giriyorum, bir şey oluyor. Giremedim. Şey yaptım en sonunda, hani giremeyeceğim herhalde. Hani emeği vermek de istemiyorum bu dersi, o kadar uğraştım ettim. Videoya çekiyorum böyle telefondan, mail atacağım çünkü departman. Hocam bakın, saat 1'i 10 geçe buradaydım. Bu da benim görüntüm ama toplantı başlamadı falan diye video çekiyorken açıldı. Girdim. 211'deki hocamdı. Yani 311 değil, bir önceki dersin hocası denk geldi. Tanıdı zaten beni. Girdim, 10 dakika konuştuk, ettik. Ve bitti. Tamamen 3. sınıfın 1. dönemine dair yapmam gereken her ödevi, her sınavı, her şeyi bitirdim. Sencer'in de sınavı böyle geçtiği için biraz morali bozuktu. O yüzden ona da kamerayı yöneltmedim. Sinire bozulmasın diye. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman şimdilik. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmanızı istiyorum sizden. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.